önemli bir konferans gerçekleştiriyoruz. Kadınların dayanışmasını, kadınların örgütlü gücünü açığa çıkaran ve böylesi güzel bir ortamı hazırlayan ve bu konferansta emeği geçen bütün arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Orta Doğu'dan, Avrupa'dan, Kürdistan'dan, Türkiye'nin dört bir yanından bu konferansa bizlerle dayanışmak üzere gelen bütün misafirlerimize hem hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum, hem de bize güç kattığınız için, bize moral verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bu konferansta hepimizin yüreğinin bir kısmı burada ama yüreğimizin diğer bir kısmı İran'da Jina Amina için direnen, onun katledilmesine karşı çıkan İranlı kadınların yanında. Yüreğimizin bir kısmı burada, diğer bir kısmı cezaevlerinde rehine olarak tutulan Gülten Kışanağ'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Sebahat Tuncel'in, Aysel Tuğlu'nun, Gülsel Yıldırım'ın ve ismini sayamadığım onlarca kadın arkadaşımızın yanında. Biz biliyoruz ki nerede olursak olalım, yaşamın neresinde olursak olalım, bizler katlediliyoruz, tacize, tecavüze uğruyoruz, bizler yok sayılıyoruz, bizler inkar ediliyoruz, emeğimiz inkar ediliyor ve bunun üzerine erkekler bizim üzerimizden siyaset yapıyorlar. Evet, kadınlar dünyanın her yerinde şiddete uğruyor. Kadınlar dünyanın her yerinde katlediliyor. Ama şunu ifade etmek isterim ki her katliam, her şiddet politiktir, siyasidir. Devletlerin, hükümetlerin, ülkeleri yönetenlerin emirleri doğrultusunda, siyasetleri doğrultusunda, zihniyetleri doğrultusunda, kadınlara bakış açıları doğrultusunda bizler katlediliyoruz, bizler şiddete uğruyoruz. Ama şu da bilinsin ki dünyanın neresinde olursak olalım her türlü şiddete karşı, her türlü katliama karşı, her türlü inkara ve yok sayılmaya karşı kadınlar bu zamandan itibaren bundan sonra her yerde direnecek, her türlü katliamın karşısında duracak, her türlü şiddetin karşısında duracak. Tek bir kadının bile saçının teline zarar gelmemesi, tek bir kadının bile tırnağının taşa değmemesi için kadınlar birlikte hareket edecek, kadınlar yek vücut olacak, kadınlar direnecek, kadınlar mücadele edecek. Bunun sözünü buradan, bu kürsüden bir kez daha vermek istiyorum. Erkekler şunu bilsin ki, Jina Amina'ya yapılan her birimize yapılandır. Jina Amina'yı katledenler bilsin ki, artık sizin karşınızda örgütlü bir kadın direnişi var, örgütlü bir kadın duruşu var. Evet, biz ortaklaşmamızla, mücadelemizle, dayanışmamızla bundan sonra kadınlara yönelik her türlü şiddetin önüne geçmek için birlikte hareket etmek durumundayız sevgili kadınlar. Yoksa bu ülke başta olmak üzere, Kürt kadınlarına yapılan başta olmak üzere, dünyanın her yerinde kadına yönelik şiddet artar. Eğer biz bir arada duramazsak, örgütlü gücümüzü birleştirmezsek, Kürt kadınlarıyla Türkiye'li kadınlar bir araya gelemezse, birlikte mücadele etmezse bu şiddetin artacağını biliyoruz. Ve dolayısıyla örgütlü gücümüzü ve mücadelemizi, dayanışmamızı büyütmek zorundayız. Çok uzun konuşmayacağım, beşer dakika diye uyardı divan. Ama şuradan şu duyguyla ayrılmak istiyorum sevgili kadın arkadaşlarım. Jin, jiyan, azadi hepimizin ortak sloganıdır. Dünyanın neresine gidersek gidelim, jin, jiyan sloganını her yerde söyleyelim, herkese ulaştıralım. Ve tek bir kadının bile katledilmesine artık müsaade etmeyelim. Bu konferansın sonuç bildirgesinden bu mesajı mutlaka verelim diyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Jin, jiyan,